Efendim, son bir soru sormak istiyorum. 3 dakikamız kaldı. Diyorsunuz ki bir liderde şu özellikler bulunmalı: bilgi birikimi, hidayet, feraset, dirayet, şuur, vizyon. 7 tane Yedi Allah özellik. vergisi. Bu özelliklerin kendinizde bulunduğunu düşünüyorsunuz muhakkak. Başka birisi daha Allah var mı Allah Türkiye'de? bana versin diye dua ediyorum. Ha, Dua Türkiye'de ediyorum. bulunduğunu düşündüğünüz kimse herhalde. Herkese derece derece mevcuttur tabii. Öyle mi? Tabii Peki herkese çok derece derece. süratle liderleri geçebilir miyiz o zaman? Mesela Kılıçdaroğlu yeni CHP lideri için bu Herkesin özelliklerden hangisini bir verirsiniz? ihtisası var. O savcılık yapıyor. Savcılık yapıyor. Sayın Bahçeli. Allah hidayet versin. O da ülkenin birliğini korumak için hassasiyet gösteriyor. Sayın Baykal. Baykal'la bildiğiniz gibi memlekette muhalefet yapmak için eline gelen gayreti göstermiş bizim eski kabine arkadaşımız bir arkadaşımızdı. Sayın Erdoğan. Erdoğan'a gelince Orada mevzu uzayacak diyorsunuz. evet 8 yıldan beri iktidarda. Bak rakamla konuşuyorum. Hayımlağın doktrini nedir biliyor musunuz siz? Bilmiyorum. Türkiye'yi harple yenmek mümkün değildir. İçinden yıkacağız diyor. Lozan'la. 7 Mart uygulayacağız. Aç bırakacağız. Fakir bırakacağız. İşsiz bırakacağız. Türkiye'yi borca esir edeceğiz. Dinini değiştireceğiz. Böleceğiz. Birbirine Bunlar çarpıştıracağız. olmadı ama Sayın Erdoğan döneminde Bir de. dakika, oldu mu olmadı mı konuşacağız. Birbirine çarpıştıracağız. Bir Yumuşak dakikamız kaldı. lokmayı yutacağız. Bir Yumuşak lokma dakikamız yapıp kalmış efendim. yutacağız. Sayın Erdoğan iş başına başladığı zaman Türkiye'nin 1/3'ü Birleşmiş Milletler endekslerine göre fakirdi, şimdi 2/3'ü fakir. Ama milli geliri arttı Türkiye'nin. Ne arttı? Milli gelirin içerisine borcu koyuyor. Borca rağmen ona Borca nispetle. milli gelir denir mi hiç? Çocuk aldatmacası ne artmış? Herkes kredi kartını ödeyeceğim diye kıvır kıvır kıvranıyor. Herkes geçim sıkıntısı çekiyor. Geçen gün bana en yüksek seviyede bir devlet memuru geldi. En yüksek seviyede. Hocam Avrupa'da filanca yerde şöyle bir makam var. Beni oraya tayin ettirin. En yüksek memur olduğu halde geçinemiyorum dedi. En yüksek memur geçinemiyor. Herkes geçim sıkıntısı çekiyor. Bütün basın satın alındığı için Yani bu makro kazanılan Siyonizm tarafından satın alındığı için bu gerçekler ortaya konulamıyor. Bak diyorum ki halkı fakirleştirdi. Bir. İşsizlik %20. Efendim her zaman vardı. Vardı ama böylesi yoktu. Bundan başka borç. 80 senede gelen bütün hükümetler 80 milyar dolar borç yapmış. Bu 8 senede 580 milyar dolar borç yapmış. Sayın Erbakan, çok teşekkür ediyorum. Son bir cümleniz varsa buyurun, isterseniz seyircilerimize iletin. Sonra yayını kapatalım. Sahip talebemdir. Kendisini severim. Türkiye'yi daha çok sevdiğim için kendisini değiştireceğim ve kendisini faydalı işlerde kullanacağız. Çok teşekkür ediyoruz. Sayın Erbakan'la Saadet Partisi Genel Başkanı ile yaptığımız röportaj burada sona erdi.